Günaydınlar olsun sevgili komşular. Hoş geldiniz Poyraz Bey. Siz hemen oturun, ben bir tabak daha getireyim. Çok sağ olun Gülüm Hanım. Zahmet oldu size. Ne demek? Ya İhsan, senin bu ödevlerin hiç bitmeyecek mi ya? Bu sefer ne yazıyordunuz? Bu sefer de aileyi anlatacakmışız. Aile. Yazalım. Tamam, yaz bakalım. Anne, baba, çocuk ve televizyondan oluşan toplumun en küçük yapısına aileyi çekirdek. Veya çekirdek aile denir. Türk tipi aile modelinde önem sırasına göre başrol babanındır. Sonra kaç yaşında olursa olsun erkek çocuk gelir. Daha sonra sırasıyla televizyon, beyaz eşyalar, mobilyalar, portmanto, gardırop, perdeler, tabaklar, çanaklar, bardaklar ve son olarak da annelerimiz gelir. Doğru vallahi, annelerin kıymetini hiç kimse bilmiyor. Doğru. Kıymetli annelerimiz boş vakitlerinde cepheye mermi taşır, bulaşık yıkar, ütü yapar. Babalarımız bir hayal kırıklığı, bir ah lan be şimdi genç olacaktım duygusu, futbol, at yarışıyla beslenirken annelerimiz çok daha ekonomiktir. Onlar yalnızca televizyondan yayılan radyasyonla beslenirler. Sen bizim aile yapımızda resmen dalga geçiyorsun Poyraz. Olmuyor ki. Kim dalga geçiyor albayım? Teessüf ederim. Burada hakikatler mevzu bahis. Lütfen. Nerede kaldık? Radyasyona kaldık. Radyasyon. Radyasyon. Neyse. İşte yukarıda bahsi geçen bu soğuk ve sıkılgan ve sevgisiz yapıya Türk tipi aile denip başka bir coğrafyada eşi benzeri bulunmaz. Poyraz abi, bu nasıl aile? Kimse kimseyi sevmiyor mu? Ya seviyor da göstermeyi beceremiyor. Neyse hadi ben kaçtım. Bir çay daha koysaydık. Sağ olun, teşekkür ederim. Arabayı yaptıracağım.